gerçekten değerli gönüldaşlarımızdan, bu partinin kuruluşundan, bugüne kadar emeği olan herkesten Allah razı olsun. Biliyorsunuz bu parti kurulduğunda yaklaşık 5 yıl önce bir sürü badireler atlatmış, bir sürü sıkıntılar yaşamış. Geçen 14 Mayıs seçimlerinde de hem Sayın Genel Başkanımız hem de partililerimiz Türkiye'nin kurtuluş reçetesini hazırlamış. Ama ne yazık ki bu reçeteye uyan olmamış. Ne muhalefette ne iktidarda. 14 Mayıs'tan sonra gördük ki Sayın Genel Başkanımız ve İyi Partililerin haklı olduğunu, Türkiye'de sistemin değiştirecek kişilerin elde taşın altına koması gerektiğini, ama yönetim kurulu üyelerimiz, gençlik kollarımızın değerli temsilcileri, hanımefendiler, beyefendiler, müstakbel belediye başkanım, kıymetli bu tarafa il başkanım. İkinci kongrede de adaysız yarıştık. Kongreye katılan delegelerimizin aşağı yukarı %65 delegemiz katılım sağlamış kongremize. Tamamını oyunu alarak seçildik. Tabii ben Bolvadin'de büyüdüm. Bolvadin'de yetiştim. Bolvadin'de doğdum. Bu memleketin bir evladıyım. Siyaseti de bu memlekette öğrendim. Bu memlekette ağabeylerimden, kıymetli hocalarımdan, büyüklerimden, herkesten bir şeyler öğrendik. Bolvadin, Afyon siyasetinin merkezinde en önemli konumda olan bir ilçe. Hepimizce malum. Afyon'da her seçim döneminde Bolvadinli bir siyasetçi Afyon siyasetinde önemli rol oynar. Bugün de biz 55 yaşımıza geldik. 40 yıldır siyasetin içindeyim. 40 yıldan bu tarafa gerçekten Bolvadinliler memlekete hizmet etme aşkıyla siyaseten Afyon'dan Bolvadin'e daha çok hizmet alma aşkıyla Bolvadin'i yaşanabilir bir kent. Türkiye'nin her yerinde 81 ilinde İyi Parti'nin teşkilatları var. İyi Parti teşkilatlar arası çalışma performansında Türkiye birincisi bir il başkanıyım kardeşlerim. Diğer il başkanlarımız da hizmet etme aşkıyla yanıyorlar ama ben biraz farklı, herhalde bu Bolvadin'in genetiğinden kaynaklı, Bolvadin'de yetişmemiz, Bolvadin'de olmamızdan kaynaklı olarak siyasette de, ticarette de hangi işle uğraşırsak sıkı sıkıya tutarız, en iyisini yapmaya çalışırız. Ben en iyisini yapmak için gece gündüz demeden Afyon'da İyi Parti'yi en üst seviyeye taşımak için çalışıyorum. Tabii rüzgara karşı çalışıyoruz. Fırtınaya karşı mücadele ediyoruz. Çok zor bir dönemde siyaset yapıyoruz. İnanın bana, şu anda şu salondaki arkadaşlarım, kardeşlerim olarak sizler, genci, yaşlısı, kadını, erkeği hepiniz, hepiniz gerçekten söylüyorum, Türk milletinin en kıymetli evlatlarısınız, bunu bilin. Böyle bir zamanda, böyle bir dönemde, 25 yıldır tepemizde boza pişiren bir hükümete karşı, her şeyle tehdit eden bir hükümete karşı, sosyal medyada yapmış olduğumuz paylaşımları, siyasilerin paylaşımlarına koyduğumuz beğenilere kadar tahkim edilen bir hükümete karşı burada tarafını belli etmek büyük bir cesaret işidir. Öncelikle İyi Partililer olarak ben Afyon'un her yerinde bu konuşmayı yapıyorum. Cesaretinizden dolayı 6 yıl önce Türk siyasetine İyi Parti'yi koyduğumuz günden bu tarafa Türk siyasetinde AK Parti'nin kendi başına çalıp kendi başına oynamasını bir kere bozdunuz. Bir kere başardınız. Başardınız. Bundan sonra işler öyle kolay kolay kendi istedikleri gibi gitmiyor. Samimiyetlerini gördük hep birlikte. Gördünüz samimiyetlerini. Vatan sevgisine olan samimiyetlerini de gördük. Memleket sevdasına olan samimiyetlerini de gördük. Gerçekten bunların şeyi, samimiyetleri, dertleri ülkeye hizmet etmek olsaydı, bugün ülkemizde 22 yıldır tek başına yönettikleri ülkemizde faiz %45 olmazdı değerli kardeşlerim. Bugün itibarıyla
resmi faiz %45 olarak ilan edildi. Yaz boz tahtasına çevirdiler, her şeyi tepetaklak ettiler, insanımızı fakirleştirdiler, insanımızı yoksullaştırdılar, adaleti bitirdiler her şeyden önce, adaleti. Eğitim sistemimizi çökerttiler. Ben bir köy okulunda okumuş, Bolvadinli öğretmenlerin yetiştirdiği bir kardeşinizim. Benim ilkokulda aldığım eğitimi bugün liselerdeki kardeşlerimiz, evlatlarımız almıyor değerli hemşehrilerim. Biz o gün, bugünkü liselerden daha düzgün, daha kaliteli eğitim alıyorduk. Ama bugün bakın, çocuklarımızı ben yokluyorum, ben de evlat yetiştiriyorum. 4 tane. Bakıyorum, üniversiteyi bitiren çocuğumla matematik üzerinde bile ben onlardan daha öndeyim. Bunlar daha yeni mezun oldu. Benim yaşımla onların yaşı bir değil ki. Ben aldığım eğitimin temelinin sağlam olduğuna inanıyorum. Dolayısıyla bugün eğitim sistemimiz çökertilerek cahil bir toplum oluşturulmaya ve inanın bana çocuklarımızı, gençlerimizi, kadınlarımızı sosyal medya bağımlılığı haline dönüştürerek evde televizyonun hangi kanalını açarsanız mutlaka bir aile programı, kadın programı, şu programı, bu programı insanı yozlaştıran programlarla gündüzü geçirtiyorlar. Geceyi de ne yapıyorlar? Devlet kanalında ve havuz medyada Türk'ün geçmişteki kahramanlığından bugüne uyarlayarak sanki bu hükümet döneminde bir şeyler kazanılmış da, bir zaferler yapılmış da onu yayınlarcasına, o filmlere anlam yükleyerek bugünkü AK Parti siyasi figürlerini yerleştirmeye çalışıyorlar. Milletin duygularıyla oynayarak, milletin ayranını kabartarak, Bolvadin'in ağzıyla söylüyorum, ayranını kabartarak, milliyetçilik damarlarını ayaklandırarak, vatan millet Sakarya diyerek kendileri kahrum gibi malı götürüyorlar. Ama milletimiz bunların yapmış olduğu ekonomideki yanlış sistemden dolayı ezim ezim ezildiklerini, tutturamayan bir iktidar, ülkede denetimden bir haber bir iktidar ve işin daha kötüsü yargıda sınıfa batmış bir iktidar ne yapıyor? Bütün yolsuzluklarının, bütün yapmış olduğu yanlış sistemin Hüseyin'in faturasını kimin sırtına kesiyor? Vatandaşın sırtına kesiyor. Böyle bir ortamda vatandaşımız ne yapıyor? Bugün geçen yıla göre 200 liraya 8 ay önceki yapılan seçimlerde 200 liraya 13 dolar alıyorduk. Bu tedavile sürüldüğünde 131 dolar alıyorduk. Ne zaman? 2009 yılında. 200 lira 2009 yılında çıktı. 2009 yılında bu 200 lira 131 Amerikan dolar alıyor. Bugün kaç dolar alıyor? 7 dolar. 7,5 dolar alıyor. Bugün 7,5 dolar alıyor. 7 dolar geçti çünkü. Değerli hemşerilerim, 2009 yılındaki 131 doların değeri ne kadar ediyor? Bugünkü parayla 4000 lira para yapıyor. Bizim paramız ne oldu? Kur oldu. 7,5 dolar ne yapıyor? 200 lira. Bizim 200 lira 7,5 dolar alım gücüne düştü. Amerika'nın Türk parasının yanındaki değeri 4000 liraya çıktı. 3800 lira daha ilerlemiş, onların parası değer kazanmış. Bizim peynir fiyatları 300 lira bandına gelmiş. Sütün merkezi olan, Türkiye'nin en kaliteli sütünü üreten Bolvadin yoğurdu 3 harfli marketlerden alıyor. 3 harfli marketlerden alıyor. Yani o zincir marketlerden alıyor. Yoğurdu eğer zincir marketlerden alan bir Bolvadin haline geldiysek 22 yıl içinde biz ne olmuşuz biliyor musunuz? Biz gerçekten bir beka sorunu yaşıyoruz. Hani bazıları diyor ya bir beka sorunu var diye. Beka sorunu yaşıyoruz. Neyin bekası? Kendi tükettiğini yiyecek, içecek ve gıda noktasında
kendi tükettiğini yetecek kadar üretemeyen toplumlar ilerleyen zamanlarda düşmana muhtaç hale gelirler, düşmana. Düşman canı isterse parayla mal satar sana, canı istemez sana kızarsa veya onun istediğini yapmazsa, işte bugün Filistin'in yanında duruyorsun diye ne yapıyorlar? F-16'ların satışını onaylamıyorlar. Onaylamıyorlar, vermiyorlar. Parasını almışlar bizden. Genel başkanım ilan ettikten sonra bu şekilde bir toplantıyı çok arz ediyordum. Gerçekten istiyordum. Ve Süleyman'dan Allah razı olsun bunu ayarladı, bu duruma getirdi. Hepinizden Allah razı olsun, iyi ki geldiniz. Yani sizin varlığınızı istiyordum. Ben neden belediye başkanı adaylığımı koydum? Önce onu açıklayayım. Biliyorsunuz 23-24 yıllık bir belediye geçmişim vardır. Bu da hep idareci olarak görev yaptım. Bütün birimlerinde çalıştım. Belediyeciliği gerçekten yani ukalalık olarak görmeyin, çok iyi bilenlerdenim. Belediyeye bakıyorum son yıllarda. Belediye gibi değil. Belediyenin kuruluş amacı nedir? Sadece amma halkına, ilçe halkına, belde halkına gerekli yardım yapmaktır. Asla yol yapacak, bütün ihtiyaçlarını gidecek, fakirleri doyuracak, yolları yapmak zorunda. Ya bugün size su parası geldiği zaman bakın çevre temizlik vergisi alıyorlar. Benim çöpümü de almak zorunda. Kanalizasyonumu da yapmak zorunda. Bütün hepsini yerine getirmek zorunda. Sanki bunları yaparken bakıyorum belediyeye bir lütuf. Sanki size haşmet vaatları hükmetti. Yani size bunları yapmakla alkış bekliyor. Ama hayır, sen belediye başkanı olduysan sosyal belediyecilik yapacaksın. Belediye hiçbir zaman kar amacı güden bir şirket değildir. Hep gözlemledim. Dedim ki belediye yordu beni. Seyrediyorum, seyrediyorum ama olmuyor. Elimi taşın altına koydum. Neden? Ya vatandaş geliyor diyor ki, ya Nedret Hanım, bir avuç insana hizmet ediyor belediye. Bir avuç. Birbirine elsenleri oynuyorlar. Asla ne vatandaşı gören var, ne vatandaşı duyan var. Belediyede bir işim varsa bir siyasi aracı etmek zorundayım. Ya bir meclis üyesini, ya birim amirini, ya başkanın yakın akrabasını. Ne demek bu? Senin bugün ihtiyacın varsa belediyeyle bir sorunun, başkana gideceksin, o yapacak, yapmak zorunda. Niye seçildi oraya? Ya kusura bakmasın, orası bir şirket değil. Adam geldi, mücahidim dedi, müteahhit oldu. Ve yaptıkları, bakın yasal değil. Hepsi de yasal değil. Adam ne yapıyor? Önce dedi ki ben, yani yap müteahhit adı çıktı ya, kentsel düzenleme, kentsel yenileme. Hayır, kentsel yenileme sadece eski belediyenin yıkılan yerinde var. Yaptıklarının hiçbir yasağı değil, hepsini bölgesel şirketi yapıyor. Ama yaparken vatandaşa diyor ki, devlet bana bu yetkiyi verdi, kentsel yenileme. Yok öyle bir şey. Ne bakanlar kurulu kararı var, ne onayı var. Bir yere kentsel yenileme ya da düzenleme yapacaksa bakanlar kurulundan karar almak zorunda. Ve bu sadece Bolvedir'imizde, eski belediyenin olduğu yerde var. Vatandaş bilmiyor. Diyor ki, bana bu yetki verildi, vereceksin. Susturuyorlar. Ya ekmeğiyle, ya işiyle, ya aşıyla, her şeyle bunu tehdit ediyorlar. Ya vatandaş diyor ki, ya Nedret Hanım, şu işim olacak, çok basit ya, çok basit. Su amelos olacak. Ya diyor, ben diyor, birinin aracı bulacağım. İşte ters diyorlar. Zabıtalık bir işi var. Ya herkes kraldan kralcı olmuş. Ben de diyorum ki, bak sizden özellikle Allah nasip eder de orayı hep beraber kazanırsak ki, şuna yürekten inanın, oraya alacağımdan adım gibi eminim. O koltuğu alacağız. Hep beraber alacağız. Ve ben bu güce inanıyorum. Artık yani bazı kesinin belediyesi olmaktan kurtaracağım. Ve kesinlikle biz büyütüyoruz onları. Sizin oyuyla gelen belediye başkanı, milletvekili, ceket düğmeliyoruz. Efendim efendim, hayır kardeşim. Ben seçilirsem ne olur lütfen bana saygı duruşunda durmayın. Ben size hizmet için gelmiş, oyunuzla gelmiş bir insan olacağım. Siz bana çarşıda pazarda başkanım başkanım veya bir şey etmek için aracıya gerek yok. Çok affedersiniz, mecburum. Neden? Ben hizmete soyunduysam, belediye başkanlığı yapmaya aday olduysam o hizmeti yapmaya mecburum. Lütuf değil size bu. Yapmak zorunda. Ya bakıyorum bir avuç insan ya. Dün çarşıda selam vermediğimiz insanlar bugün müteahhit olmuş, milyarder olmuş.
burnundan kılandırmıyor. Bir de ukalaca insanlara yüksekten bakıyor. Ben bunu kabul edemiyorum. Ben 1980'de belediyeye girmiş bir insanım. Ben sıkı yönetimini de gördüm bunun. Bütün her şeyini de gördüm. Yeni geldi, beni 19 ay işsiz bıraktılar. Biliyor musunuz? Siyaset budur. Tek bir cümle, görülen lüzum üzerine. Ya insanları ekmeğiyle, aşıyla tehdit ederek iş yaptırıyorlar. Ben bunu kabullenmiyorum. Asla da kabullenmeyeceğim. Hizmet için varım dedim. Ha, şimdiki siyasi aday arkadaşlarım her partiden, asla onlarla benim ne bir mücadelem vardır, ne bir karşıya karşıya gelmem vardır. Saygı duyarım. Hepsinin de Allah yardımcı olsun. Asla onlarla benim karşıya karşıya, yani diyorlar ki işte Nedret Hanım şöyle, hayır. Sakın siz de bunu yapmayın. Hepsine saygım vardır. CHP'li olsun, MHP'li olsun. Biz yolumuza bakarız. Bizim tek bir amacımız vardır, hizmet. Hizmet. Ve ben sizlerden tek bir şey istiyorum, ne olur. Hiçbir partinin, hiçbir böyle adaylarına karşı, yanınıza gelenlere karşı hiç kötü muamelede bulunmayın. Onlar da hizmete soymuş insanlar. Asla ben karşıma almam. Asla almam. Saygı duyarım. Bu da bir cesarettir. Başkanımın dediği gibi medeni cesarettir. Çıkmışlar o yana. Ama bakın, önceden rüzgar görüyordum. Size yemin ediyorum, fırtına esiyor. Biz o belediye alacağız. Çalışırsak size yemin ediyorum o belediye alacağız. Hep beraber. Ve Bolved'in halkı hizmet görecek. Sosyal belediyecilik görecek. Kar amacı bazıları cep doldurma yeri olarak görmeyecek. Ve inşallah bizden sonra gelenler de mecburen bunu devam ettirmek zorunda kalacak. Biz bu var ya tahtı yıkacağız. Yıkmak zorundayız. Eğer ilçemizde var... Belediye başkan adayımıza da, yeni genel meclis üyesi adayımıza da başarılar diliyorum.